Görüşmekte olduğumuz torba kanun aslında iktidarın 15 yıllık röntgeni niteliğini taşıyor. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda torba tasarı görüşülürken söz aldı. Deyim yerinde ise tasarıyı yerden yere vurdu. Bu torba borçlanma ve vergi artışı temelinde şekillenen kamu finansmanı için kaynak arayışından başka bir şey değildir. Daha fazla borçlanarak ezilen emekçiye, çiftçiye, esnafa, tüketiciye, emekliye, KOBİ'ye daha fazla vergi yükleyerek iktidarı korumaya çalışan bir iktidar var maalesef. Bu torbadaki vergi artışları doğrudan doğruya vatandaşın cebini vuracaktır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Torba kanununun direkt vatandaşın cebini etkileyeceğini söyleyen Topal, tasarıyı rantiye düzeni olarak niteledi. Bu torbada yandaş şirketleri ihya etme anlayışı var mı? Var. Bu torbada Fatih projesi yüklenicilerine vergi muafiyeti var mı? Var. Bu torbada benim emekçi vatandaşıma vergi artışı var mı? Var. Bu torbada dişinden tırnağından arttırdığıyla aldığı orta halli otomobile otomatiğe bağladığınız akaryakıt zamları yüzünden binemeyen emekçi vatandaşıma arttırılmış motorlu taşıtlar vergisi var mı? Var. Yani gördüğümüz gibi bu torbada emekçi yok, bu torbada işçi yok, bu torbada memur yok, bu torbada esnaf yok, bu torbada tüketici yok, bu torbada üretici yok, bu torbada kamuda çalışan 1.200.000 taşeron işçisi yok, rantiye torbasıdır. Bu torba, bu tasarı rantiye tasarısıdır. Rantiye düzeni nedir? Rantiye düzeni emeği sınırsız sömürmek ister. Sözü torba yasadan Samandağ'a getirdi ardından. Kıyı kenar çizgisiyle ilgili hükümete seslendi. Çizginin yeniden belirlenmesi için komisyon kurulması talebini yineledi. Hatay'la ilgili, Samandağ'la ilgili bir sıkıntı var. Onu özellikle dile getirmek istiyorum. Samandağ'ında kıyı kenar çizgisi mağdurlarımız var. Sayın Bakanım, bunu Sayın Kaymakamımızla, Sayın Valimizle ve özellikle Hatay Milletvekilimiz Sayın Şanveri de kendileri de bu konuda hassasiyet gösterdi. Burada teşekkür ediyorum. Ama yeniden kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi noktasında bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini ancak öyle giderebiliriz.